Kayınvalideme kemik iliği getirmiştim. Suyuna çorba yapmak için. Hazır alıp gelmişsin dediler. İkna edemedim, inandıramadım onları. Bakın, hazır almıyorum. Kendim yapıyorum her şeyimi. Kemik iliğini aldım, kaynatıyorum. İçine kerevizini, havucunu, patatesini, soğanını koydum. Hali hazırda. Koca bir tencere. Yani bunu stüdyoya getirecek halim yoktu. Elimde hangi kavanoz varsa koyup getirdim. Elif hiç evde yemek yapmıyor diyorlar. Akşam yemeğimi bile hazırlıyorum. Elif her şeyi hazır yiyor diyorlar. Burada doğal zeytinim, ev yapımı, biber salçam, domates salçam. Yine annemin bana gönderdiği konservelik, menemenliklerim. Bakın yemek yapmıyorum ama annemin tarhanası bitmek üzere. Bu da durduğu yerde böyle azalan tiplerden. Yumurtalarım keza Kastamonu'dan geliyor. Hiç yemek yapmıyorum ama yoğurdumu bile kendim mayalıyorum. Onu da şöyle göstereyim. Bunları hep süs olsun diye, dolabım dolu gözüksün diye yapıyorum. Yine yemek yapmayan kıza annesi Kastamonu'da sütlerini gönderiyor. Bakın mevsimi geldi, portakal yiyoruz. Kabuklarını keke kurabiyeye kullanırım diye bile bunları değerlendiriyorum. Burada kendi yaptığım nohutlarım var. Nohutumu bile konserve almıyorum. Vakit buldukça haşlıyorum. Dolabıma hazır koyuyorum. Bezelyem keza öyle. Hiçbir şeyim konserve değil, hazır değil. Bu yeterince açıklayıcı olmuştur diye düşünüyorum. Ya Elifçim, burada sizi umursamıyorum. Bilmem neler dedin. Üşenmedin, gittin eve, kemik suları yaptın. Kendini sırf bize ispatlamak için mi? Size değil canım, izleyicilere. Siz benim umurumda bile değilsiniz. Hazır alıp geldin dedin. Hele ki sen benim semtime kadar geldin. Elif iki günde bir kafelerde yemek yiyor imajı çizdin. Buraya, mekanınıza ne sıklıkla geliyor? Kiminle geliyor, ne yer, ne içer? Bunları merak ediyoruz. Yani yaklaşık iki günde bir kendisi mekanımıza uğrar. Eşiyle birlikte uğrar hatta. Yemeğini yer, kahvesini içer. Ondan sonra gider. Ben yemek yapmıyor olsam benim annem umursamaz beni. Tarhanama varana kadar geliyor. Menemenlik konservelerim geliyor. Yemek yapmayan insana bunlar niye gelir? Dolabımda sütlerim var, yoğurdum yapılıyor. Hazır almıyorum. Yoğurdum için sütüm geliyor. Yani senin benim üzerimde kurduğun şeyi çürüttüm. Elif, ne pişiriyorsun? Kayınvalideme kemik suyuna çorba. Hazır mı? Hazır getirdi. Şimdi akşamın kabul edelim. Akşamın yarısında buradan geç çıktığımızı biliyorsun. Kasap mı açık kalıyor? Derin dondurucumda kemiğim de vardı. Gittim kaynattım yine. Tamam işte onu diyorum. Üşenmemişim. Niye üşeneyim ki? Bu saat geç vakitte eve gitmişim. Demiş ki dur ben kendimi ispatlayayım, bak ben kemik suyu yapabiliyorum diye. Bir şey söyleyeceğim. Dolabımda olan bir şeyin hazırını niye buraya getireyim? Şimdi kemik suyu kaynatmak canım 12 saati bulur, tamam mı? Sen şimdi buradan geç diyorsan, geç vakitte çıktım kasap mı açık diye. Sen ne yaptın? O gün hazır kemik suyunu getirdin. He. Aa dedim, bu sefer dedim ki ne olacak? İnsanlar benim evet Burçin teorisini kanıtlamış olacak diye düşündün. Ben dedim eve gideyim bir kemik suyu yapayım, kendimi ispatlayayım olayına getirdin. Çok güzel de ispatladın. Öyle bir güzel oynamışsın ki bravo senin diyorum. Senin kadar iyi oynayamam canım. Şey Çiğdem Hanım, hani neden Elif böyle bir şeye girişti? Yani biz onun hani dolabını niye merak edelim, kemiğini niye merak edelim? O yapıyorsa size yapıyor, bize yapmıyor yani sonuçta. Sizin merak etmeniz de beni ilgilendirmiyor. Burada konuşanlar oldu, buradaydınız siz. Özden Hanım, ben gelini konuştum. Manavlara gitmişler, kız gelinimin evinin semtine gitmişler, manavına, kasabına. Artık nerelere gittilerse gördünüz. Hatta. Yok alışveriş yapmayı bilmiyor, yok yemek yapmayı bilmiyor. Ben senin yemek yapmayı bu programda öğrendiğini söyleyerek geldim. Ve bunu da şu an ipuçlarına kanıtlamış oldum. Sen manava gidip meyveyi ya da sebzeyi sen değil eşin seçiyor. Kemiği 12 saat kaynatmak gerek. Ne zaman vakit buluyor da kaynatıyor 12 saat? Siz nereden biliyorsunuz onu? Tabii ki kaynatır. Sizin, 12 saat. Siz onunla mı yaşıyorsunuz? Peki, bu kız karşılığınız nedir? Kemik suyunu getirmeden önce bu videoyu çekip getirseydi inanırdım. Aynı şekilde marketlerden alınan kavanoza koymuş. En azından bir başka kavanoza koyaydı. Onun için bana hiç inandırıcı gelmedi. Niye kıskanayım? Kıskançlık benim ruhumda hiç yok. Kemik suyu kaynattığım video var ya. Evet. Önce de öncesinden o gelip sonrasından kavanozla, hatta kemik suyu kavanozunda bile gelse problem değildi. Ama hayatım önce ben yine getirsem yine kemik iliği suyu yazan kavanoza koyup getireceğim. Benim evimde kavanoz ne kullanıyorsam kenara koyuyorum değerlendirmek için. Evet, zamanında alıp kendim içtim ama benim kayınvalidem hazır içmez.
Ama getirdiğin hazır olduğunu düşünüyorum ben hala. Onun üzerine de bu videoyu çekmişsin. Kemik suyu böyle... İşte canım, ayrıca kemik suyu neden düdüklü de yapmıyorsun? İstediğinizi düşünebilirsiniz, anladın mı? Düşünüyorum zaten istediğinizi. Düşünce özgürlüğüne sahipsiniz ama karşıda getirdiğim kişi kayınvalidem. İçmeyeceğini biliyorum. Tamam, bile oynaya ona gidip vermem hazır şeyi. Ama bir de şöyle bir şey, demesin ki işte yemek yapmadığımı söylüyorsunuz falan, bunu biz söylemedik. Ben zaten hiç öyle bir şey... Hani iki günde bir kafelere gidiyormuşum ya yemek ama onu zaten oradaki kafe sahibi söylemiş. Hani kafe ama gitmiyorum, buna cep dayanmaz, anladın mı? Evet giderim, haftada bir kere giderim, belki iki haftada bir kere giderim. Ama fırsatım oldukça, elimden geldiğince yemeklerimi kendim yaparım. Bunu ben söylemedim, bunu kafenin sahibi söyledi. Niye arkamdan oyun çevirdi? Arkamdan oyun çevirmedi. Madem sentime geliyorsun, bir kahve içelim niyetiyle kapımı çalıp, Elif hadi şöyle bir mahallene gidelim, nereden ne alışveriyorsun, alışveriş yapıyorsun, beraber şöyle gezelim deme cesaretinde bulunamadın insanlar, canım. İnsanlar şunu düşünebilir mi? Senin karşında, senin karşına geçip, Elif'cim al sen her gün geliyorsun diyebilirler mi? İnsanlar çünkü gerçek... Ne olacak bu sefer? Sana karşı belki olacaklar. Belki de Elif'cim. Kafeciyi, kafe sahibini sen dolduruşa getirdin. Ben kafe sahibini ömrümde ilk kez görüyorum. Adam tanıyorum ya da ben ona böyle desem. Bunu kim yapar? Benim gelinim size bir gösteri yapma gibi bir niyeti yok size. Kemiği kaynatırken çeksin de videosunu getirsin. Sizi inandırmak için de öyle... Haset olmadığı için sizler gibi, öyle düşüneceğinizi bilmediği için. Sonra benim gelinim neyin gösterisini yapacak da kaynattığı kemiği çekecek? Siz böyle konuştuğunuz için çekip getirdi. Yoksa neyin gösterisini nereden yapacak ki? Nereden bu kanıya kıskanç olduğum kanısını nereden? Belli. Nereden böyle kıskanç olduğumu belli. Hiç alakası yok. Belli. Niye kıskanayım diyorsunuz ki? Diyorsunuz ki gelininiz neden kaynatırken çekip videoyu getirmedi, sonradan getirdi. Ben kemik kaynatıyorum diye size video mu çekip getirecek? Size ispatlayacak mı? Çiğdem Hanım, siz öyle konuştunuz diye çekip getirdi. Çorbayı aldı, kemik suyunu getirdi, sizi sonradan çekip. Sonradan çekip getirmiş. Size ne? Sizi ilgilendiriyor mu? Gelin benim gelinim. Sizi ilgilendiren bir konu var mı? Pişmiş. Yok. Pişmiş. Siz hasettiğinizden Elif'i ne yapsak Allah da böyle diplere olsun çeksek. Tanıyan, umurumda bile tanıyan, değilsiniz. Sizi anne, de ilgilendirmek siz zorunda de benim değilim. Umurumda değilsiniz. Siz önce gelin de yemek yapmayı öğretin. Bence inandırıcı değil. Zaten o yolladığı videoyu önceden yapıp gönderecekti. Yani hazır et suyunu aldı geldi yaptı. Millet baskı yapınca bu sefer gitti et aldı kemikleri kaynattı öylesine. Zannetmiyorum sonuna kadar da kaynattığını. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta, gelinim mutfakta.